Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühüyle 5. defa Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik. Azerbaycanlı işbirliğimizin umummilli lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk Kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev'le birlikte Kars-Nahçıvan demiryolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesiyle enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle
geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik. Aile Meclisimiz, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da Temmuz ayında düzenlenecek olmasından özellikle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuz ve Şuşa beyannamesinde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Aziz kardeşimin şahsında tüm Azerbaycan halkına 6 Şubat depremlerinde milletimizle sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Diğer yardımlarının yanı sıra Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük arazide 1000 konut ve 799 iş yeri inşa etmektedir. Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan bulvarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sözlerime son verirken değerli kardeşim Aliyev'e ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə mənə göstərilən misafirpərvərliyə görə və dəvətə görə əziz qardaşım sizə minnətdaram. Qeyd etdiyiniz kimi Cumhurbaşkanı seçimlərdən sonra mənim ilk rəsmi ziyarətim qardaş ölkəyədir. Bu təbiidir, bu doğaldır. Bu bir gələnəkdir və biz bütün əcdadlarımızdan qalan gələnəklərə sadiqik və bugün Türkiyə-Azərbaycan birliyi təkcə bölgə üçün deyil, Avrasiya qitəsi üçün önəmli faktora çevrilib. Hər zaman Türkiyədə olarkən, Türkiyədə gedən geniş çaplı gəlişmə sürəcini izləyirəm, buna çox sevinirəm və bir də görürəm ki, əziz qardaşımın səyləri nəticəsində qardaş ölkə yeni zirvələri fəth edir. Türkiyə bugün dünya çapında söz sahibidir. Təkcə bölgəmizdə deyil, dünya çapında Türkiyənin mövqeyindən bir çox məsələlər asılıdır. Və Türkiyə bölgəmizdə barışın, istiqrarın, sülhün və işbirliyinin qarantörüdür. Türkiyənin güclü sənaye potensialı, güclü iqtisadiyyatı, o cümlədən hərbi gücü hər bir Türk dünyasına mənsub olan insanı sevindirir və təbii ki, Azərbaycan sizin uğurlarınıza öz uğurları kimi sevinir. 2020-ci ilin Kasım ayında 2-ci Qarabağ savaşı başa çatanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir və bütün 44 gün ərzində Türkiyə bizim yanımızda idi. Savaşın ilk saatlarında əziz qardaşımın çox net və açıq açıqlamaları bir çoxları üçün ciddi mesaj idi və bir çoxlarını bu işə müdaxilə etməsindən kənarda saxladı. Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində barışçı yollarla çözə bilmədiyimiz tarixi məsələmizi biz
savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində çözdük. Azərbaycan xalqı bu qardaşlıq dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. Və bugün söhbət əsnasında mən demişdim ki, ondan əvvəl də Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri qardaşlıq ilişkiləri idi. Ancaq 2-ci Qarabağ savaşından sonra bizə göstərilən dəstək bu ilişkiləri yeni yüksək zirvəyə qaldırdı. Və bugün müttəfiqlik bəyannaməsini əsas götürərək biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik, bir nöqtəyə vururuq. Biz öz gücümüzə güc qatırıq və təbii ki, tür dünyasının birləşməsi, ortaq köklərə sahib olan xalqların bir arada olması hər bir Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvünü gücləndirəcək. Və bugün bu məsələ ilə bağlı da geniş müzakirə aparılmışdır. Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü Sayın Cumhurbaşqanı qeyd etdiyi kimi bu ilin Temmuz ayında keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu görüşdə gözləmçi statusunda olan Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı da mənim dəvətimlə iştirak edəcək və bu bizim ümumi işimizə, dayanışma işimizə, Türk xalqlarının birliyi işinə növbəti güclü təkan verəcək. Sayın Cumhurbaşqanı söylədi ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz projələr kifayət qədər çoxdur. Ulaşdırma, enerji projələri, onlar bizim sınırlarımızdan kənarda artıq önəmli rol oynayır. Enerji güvənliyi, ulaşdırma güvənliyi, bütün bunlar bugün dünya gündəliyinin ön sıralarında olan konulardır. Və ticarət dövriyyəmizin sürətlə artması, təbii ki, və rekord xəttə çatması əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. 7-10-5 milyard dolar, bəlkə də 5-6 il bizim heç yuxumuza gələ bilməzdik ki, ticarət dövrəsi bu dərəcədə artacaq. Ancaq bu reallıqdır. Vaxtı ilə biz müştərək hədəflər qoyduq və indi bu hədəflərə doğru gedirik. Keçən sənə Azərbaycandan Türkiyə 9 milyard metrəküb doğal qaz ixrac edilmişdir. Əldə edilmiş razılaşmalar əsasında qazın xəcminin artırılması nəzərdə tutulur. O cümlədən Türkiyə üzərindən Avropa qitəsinə gedən doğal qaz bir çox Avropa ölkələri üçün önəmli enerji güvənliyi məsələsidir. Ulaşdırma ilə da eyni mənzərənin şahidiyik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu öz kapasitəsini genişləndirərək 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər çatacaq kapasitə bu ilin ortalarında tam istismara verilməlidir. İşbirliyimizin önəmli istiqaməti hərbi sahədə işbirliyidir. Bizim ordularımız bir yumruq anlamına gəlib, hər sənə ən azı 10 hərbi tədbiqat həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda keçirilir və beləliklə bizim hərbi gücümüz daha da artır. İkinci Qarabağ savaşı və ondan sonra düz 5 ay əvvəl keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bir də onu göstərdi ki, Türkiyənin ordu modeli Azərbaycanda artıq tam oturuşub. Və Qarabağda keçirilmiş antiterror əməliyyatı ölkəmizin egemenliyini tam təsdiqləmişdir. Artıq bölücü qüvvələrə, separatist qüvvələrinə Azərbaycan ərazisində yer yoxdur və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bugün təbii ki, savunma sənayesi sahəsində yeni imkanlar açılıb. Bu barədə də geniş müzakirələr aparıldı. Ortaq üretimlə əlaqədar konkret planlarımız var. Yəqin ki, bu planlar gerçəklə
eşlikte insanlar da, kamuoyu da bundan haberdar olacaktır. Ve eğitimle bağlı önemli anlaşma bugün imzalanmıştır. Bu geleceğe yönelmiş teşebbüstür. Çünkü bizim genç neslimiz hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da kardeşlik, müttefiklik, ortak değerler, prensipleri esasında terbiye almalıdır. Bizim milli menevi değerlerimize sadık olmalıdır. Yat tesirden uzak olmalıdır. Bilikli, savadlı, vatanperver insanlar olmalıdır. Ve bugün Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin yaratılması sadece olarak eğitim meselesi değil. Bu bizim birliğimizin növbəti simboludur. Ve eminim ki, yakın gelecekte bu üniversite nəinki Azerbaycan'da, bölgede en aparıcı ali mekteplerinden birine çevrilecektir. Bir daha aziz kardeşim, gösterdiğiniz qonaqpərvərliyə göre size teşekkürümü bildirmek istedim ve fırsatdan istifadə ederek sizi yeniden Azerbaycan'a davet etmek istedim. Sağ olun.